Akşamlar. Lütfen herkes sesi kapatırsa, konuşmak istediğinde konuşursa çok sevineceğiz. Çünkü yapabiliyor. Şu an bayağı bir kalabalık olduk. Benle beraber Pelin Gürses arkadaşımla yürütme kurulundan bir programa katıldı. Şu an bir misafirimiz daha olabilir. Kendisi Dünya Başkanı Hızlı Kadılar da bizle beraber olabilme ihtimali var. Şu an misafirdeymiş. Eğer şey bulursa, uygun bir Wi-Fi hattı bulursa katılacak. Ben kısaca hemen programın detaylarına geçmeden önce arkadaşlarımla katılımını beklemek adına Feryon'dan bahsetmek istiyorum size. Feryon Türkiye İnsan Yönetimi Derneği. Türkiye genelinde 49 yıllık bir derneği. Ve biz Feryon'da şu an bir merkez, dört şube, iki temsilcilikle yaklaşık özellikle sesim biraz boğuk gidiyormuş. Ben şimdi uygun mu bilmiyorum. Dediğim gibi dört şube, bir merkez. Öyle mi görmüşsün ki? Evet, gece kuyum gibi. Lütfen sesleri kapatabilir miyiz? Sol altta liste var. Oradan lütfen sesleri kapatabilir miyiz? Devam ediyoruz. Ege Şubesi bu sene 25. yılını kutlamaktadır. Ve ben de 4 dönemdir başkanlığını yürütmekteyim. Bizim çalışmalarımız arasında bu mentor projeleri oldukça fazla yer aldı. Yaklaşık 4 yıldır biz İzmir'deki çeşitli üniversitelerde bu projeyi gerçekleştiriyorduk. Ancak bu sene bu COVID-19 pandemisi arasında baktık üniversite öğrencileri işte uzaktan eğitimler vesairelerde oldukça zor günler geçiyorlar ve birçoğu stajları iptal oldu. Yapamadılar, yapamayacaklar ya da online staj yapacaklar. Öğrencilerimize faydalı olabilmek adına bizler de kendimiz bir program düzenlemeye karar verdik ve biz bunu sadece bölgemizde olsun diye beklerken bir anda Türkiye'nin 47 üniversitesinden başvuru aldık menti olarak. 47 üniversiteden 148 civarında bir mentimiz vardı, menti başvurusu vardı. Bunların eşleşmelerini ve kabullerini yaptıktan sonra birçok arkadaşımızı dediğim gibi yaklaşık 101 eşleşmeyi gerçekleştirdik. Taraftan da bakıyorum Rıza Bey'de katılıyor mu diyerekten ya da katıldı mı diyerekten Rıza Bey'i de kontrol ediyorum. Eğer katılırsa keyifli olacak. Onun da bir deneyimi Dünya Mentimeter yani MC'sinin Koçluk Derneği'nin Dünya Başkanı kendisi. Onu da bize söyleyecek birkaç şey olabilir diye düşündük ve davet ettik ama inşallah uygun bir ortam bulabilir. Çünkü kendisi şey yapıyormuş. Bu karavan turizmi yapıyormuş. Karavan turizminde tabii Wi-Fi vesaire bulmak çok zor. O nedenle biraz sıkıntılı bir yerdeymiş. Şimdi biraz yazıştık. Dediğim gibi proje bizim üniversite öğrencilerinin iş hayatına kazandırmak ve olsa 3 aylıkta, 12 Ağustos Eylül aylarında
en azından stajlarını yerine geçebilecek, onlara yön gösterebilecek, onları iş hayatıyla bir nasıl baş edebileceklerini, nasıl iş hayatından atabileceklerini gösterecek bir proje olarak da başladık. Gayet de güzel bir sonuç aldığımızı umuyorum. Çünkü sonuçta böyle bahsettiğim gibi en son 101 eşleşme olmuştu. 101 eşleşme sonrasında maalesef 40-45 kişi kadar da eşleşmeye giremedi. Çünkü mentilerin branşları açısından yettiği kadar bize mentor başvurusu olmadığından dolayı biz o esnada bu arkadaşları eşleyemedik. Eşleyemeyince de şimdilik kaydıyla onlara kabul maili gönderemedik. Tahmin edin herkes kabul maillerini aldı ki zaten buradasınız. Dün hem herkesin mailini gönderdik. Okuyorum. Yavaş yavaş. Bu arada Rıza Bey geldiyse ben tekrar sesleneyim kendisini duyuyorsa. Evet. Biraz sonra ben yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Çünkü diğer katılımcılar da olabilir düşüncesiyle. Onları beklemeye de çalışıyorum aslında. Evet, Rıza Bey daha henüz katılmış. Arkadaşlar bunu görüyorlar. Katılınca onu alırız yerine, sıkıntı yok. Pelin, arkadaşım Pelin Gürsel sizin YouTube videolarınızda. Şu an kısaca bir programın değerlendirmesini, kısa bir tarafını yapacak. Çok fazla da vaktimizi anlatırken sadece ana hatlarla neler yapılması gerektiğini söylemeye çalışacağız. Belki birçoğun için ilk defa yaşayacağım deneyim olduğu için soru cevap kısmını sona bırakacağım. Soru cevap kısmında arzu ederseniz olacak varsa sorularım oradan devam edebiliriz. Sözü alayım mı Serdar Bey? Efendim? Sözü alayım mı? Tamam. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Biz aslında Serdar Bey'in de bahsettiği gibi bu projeyi yaklaşık 4-5 yıldır İzmir'deki farklı üniversitelerle akademik takvim döneminde devam ettiriyorduk. Daha uzun bir periyotta. Malum bu süreçten sonra işte stajını yapamayan arkadaşlar oldu ya da okullarını erken bırakmak zorunda kalan arkadaşlar oldu okulların kapanmasından dolayı. Ne yapabiliriz noktasında bir yaz projesi geliştirelim dedik. Yani akademik takvimde yaptığımız projeyi yaz dönemine taşıyalım dedik. Zaten kriterleri biliyorsunuz. Hani onların üzerinden çok geçmeyeceğim zamanınızı almamak için. Herkese de katılım için çok teşekkür ederim. Öyle başlayayım çünkü çok güzel bir ilgi oldu. Şimdi biz programın akışını şu şekilde belirledik. Öncelikle program 3 aylık bir program. 3 ay boyunca ayda 3 görüşme esas, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sürecek bir proje. Ayda 3 görüşme ve 3 görüşmede de daha sağlıklı olması için süre olarak hani 45 dakika, 60 dakika arasında bir süre öngördük. Daha hızlı çok sağlıklı olmuyor çünkü. Görüşmeyi dijital ortamda yürütelim dedik. Malum bu süreçte hepimiz dijitale alıştık aslında. Fiziksel olarak bir araya gelmeye gerek yok. Sizlerin hem mentinin hem de mentorun uygun birlikte kararlaştıracağı Skype olabilir, Zoom olabilir, WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma olabilir. Birlikte karar vereceğiniz dijital bir ortamda görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada açıkçası görüntülü görüşmeye önem veriyoruz. Çünkü karşılıklı duyguları ifade etmek, doğru anlamak, doğru anlaşılmak bu anlamda bence önemli. Görüntülü görüşmeye dikkat ederseniz seviniriz. Onun dışında görüntülü görüşmede tabii ortamın, sesin ergonomik olması, karşı taraf için kolay anlaşılabilir olması önemli. Onların üzerinden geçebilirim.
programda aylık olarak bir değerlendirmemiz mevcut olacak. Her görüşme sonrasında böyle bir şey yapmak istemedik ama aylık 3 görüşmeyi tamamladığınızda, bir ayda 3 görüşmeyi tamamladığınızda, birazdan Serdar Bey linkini sanırım buradan paylaşacak, bir menti değerlendirme, yani daha doğrusu görüşme sonrası bir değerlendirme formumuz olacak. Menti arkadaşların da, mentorların da bu formu doldurmalarını rica ediyoruz düzenli şekilde. Çünkü bunlar bizim için sonrasında güzel geri bildirimler oluyor. Açıkçası bunların hepsini biz detaylı bir şekilde inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Varsa müdahale etmemiz gereken bir şey, oradan bunları yakalayabiliyoruz. Sonrasında da bize çünkü yol gösteriyor. Her ayın sonunda bu formları doldurup sisteme göndermeniz gerekiyor. Formlar zaten bize ulaşıyor olacak. Görüşmelerde belki birçoğunuz tanıdık yüzler var, bu projeyi yürüttüğümüz kişiler var. Daha öncesinde katılmış olabilirsiniz. Katılmayanlar için önemli, ben birkaç hususa daha değinmek istiyorum. Şöyle, bu proje tamamen aslında gönüllülük esaslı bir proje. Dolayısıyla her iki tarafın da burada özveride bulunması, bir tarafın işte aktarmaya, bilgilerini, deneyimlerini aktarmaya, diğer tarafın da öğrenmeye açık olması gerekiyor. Dolayısıyla tek taraflı, etkileşimin tek taraflı olduğu bir proje değil. Her iki tarafın da istekli ve gönüllü olması esas. Onun dışında aslında projenin temelinde gizlilik oldukça önemli. Belki şirketle ilgili, mentorların şirketle ilgili ya da deneyimleri, iş hayatındaki deneyimleriyle ilgili birçok şey konuşabilirsiniz. Dolayısıyla her iki tarafın da birbirine gizlilik esasında görüşmeyi sürdürmesi önem taşıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenen sürelerde görüşmeyi tamamlıyor olmak gerekli. Onun dışında burada bizim bu projede açıkçası mentilere bir vaadimiz yok. Neyle ilgili? Bir iş garantisi, mentorların onlara sağlayacağı bir iş garantisi, bir staj garantisi. Bunlarla ilgili proje bir garanti sağlamıyor. Bu sadece aslında bir yolculuk, yani öğrenme esasına dayalı, bir terapi gibi değil, bir danışmanlık gibi de değil. Sadece bu kariyer yolculuğunda sizin araçta yan koltukta oturan yol arkadaşınız oluyor mentorlar. Dolayısıyla hani projeye böyle bakmak daha doğru olacaktır. Mentorlardan tabii beklediğimiz kendi yaşadıkları deneyimleri, iş hayatındaki tecrübelerini aktarmak. Mentilerin bu anlamda öğrenecek çok fazla şeyi vardır, soracak çok soruları vardır. Karşılıklı güzel bir beslenmeye, bilgi beslenmesine dayalı bir program. Fiziksel olarak aslında projeye başladık sayılır değil mi Serdar Bey? Yani Temmuz'a itibariyle start verdik. Yani bugünden itibaren sizlere, menti ve mentorlara bir eşleştirmelerini gönderdiğimiz için orada gerekli iletişim bilgileri var. O bilgilerden itibaren, yarından itibaren siz projeye başlayıp görüşmelere başlayabilirsiniz. Aylık 3 görüşmenin ilkini yarın gerçekleştirebilirsiniz. Ya da ne zaman aranızda anlaşırsınız. Formları peki şu anda gönderecek misiniz? Gönderdim ben. Gönderdim. Chat kısmından puanları gönderdim arkadaşlar. Hı hı. Daha sonra bunu web sayfamıza da koyacağız. Oradan da olur. Şu an chat kısmından gönderdim. Menti ve mentor ayrı ayrı formlar var. Mentor formunu doldurup bize gönderecekler. Her ay sonunda bunu yapalım ve lütfen mesela Temmuz formlarını Ağustos'un 5'ine kadar bize iletmiş olur. Burada şunu değinmek istiyorum ben. Özellikle baktığımız zaman proje gerçekten bazı arkadaşlar buradan bize teşekkür ederiz. Aslında biz size teşekkür ederiz. Biraz daha bahsettiğim gibi sadece biz burada projenin Ege bölgesi ile sınırlı kalacağını düşünürken birden Türkiye'nin 47 üniversitesinden şey olarak baktığımızda öğrenci geldi. Bu bizim için çok mutluluk vardı. Birçok öğrenci, yani dışarıdan gelen hemen her öğrenci eşleştirdik diyebilirim. Ama maalesef mentorlarla şimdi nasıl iletişime geçirebilirken bir soru var. Size gelen maillerde iletişim bilgileri olması gerekiyor. Yoksa da bunları yarın
arkadaşımız iletiyor size. Bu arada bu menti ya da mentor görüşme formları, görüşme sonu formları bugün atılan maillerde de link olarak varmış. O da bilgi olarak geldi bana. Oradan da kontrol edip doldurabiliriz. Linkler orada, orada da var. Evet, ben bir taraftan da şey alıp, biraz evvel Pelin bahsettiği gibi bu bir gönüllü projesi. Bunda hiçbir ticari beklenti yok. Hiçbir gönüllü projesi olduğu için de hani zorlama yok. Burada en önemli taraf tabii yeteneklerin ya da deneyimlerin, tecrübelerin faydalanarak kurulan bir öğrenme ortaklığı diyebiliriz bunun adına. Bilgi, bir kişinin bilgiliğini başka bir kişinin kendi bilgiliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunmasıyla ile oluşan bir öğrenme modeli olduğu için bu bir aslına bakacak olursanız bir taraftan bir güzellik modeli olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii burada bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de ne var ne yok diye baktığımızda burada arkadaşlarımızın hepsi deneyimli arkadaşlar, mentorlar için konuşuyorum. Bu proje evet 3 ay ama siz 3 ay sonrasında da bizim haricimizde mentor ilişkinizi devam ettirebilirsiniz. Bizim projemiz sadece Temmuz, Ağustos, Eylül'ü kapsıyor. Siz Ekim'de de, Kasım'da da ya da istediğiniz kadar bu projeyi kendi kişisel çabalarınızla devam ettirebilirsiniz. Burada söyleyelim. Yavaş yavaş bakıyorum. Linkler Berhan Burul'da yazmış. Linkler gözükmüyor diyor ama linkleri ben burada görüyorum şu an karşımda. Ayrıca biraz evvel bahsettiğim gibi mail ile de size linkler ulaştırıldı. Lütfen maillerinizdeki linkleri kontrol edin. Yoksa bize mail ile hemen dönerseniz biz tekrar size linkleri göndeririz. Belki ilk iletişimle ilgili de Serdar Bey, şimdi ilk iletişim başlayacak. Burada mentilere bence bu görevi verelim. Mentörlerine bir mail yoluyla ulaşırsa menti arkadaşlar, orada çünkü karşılıklı bir beklenti olabilir. İlk adımı kim atacak diye. Biz genelde burada mentilere sorumluluğu veriyoruz. Bu arada Rıza Hoca geldi. Evet, Rıza Hocamız geldi. Rıza Beyciğim. Güzel bir manzarayla. Ne güzel bir manzara bu böyle. Sizi çatlatacağım, çatlatacağım. Hepsini bizi çatlatacaksınız İzmir'den güzel manzaralarla. Harikasınız. Harikasınız. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. İyi ki haber verdiniz. Çok teşekkürler. Sizleri sadece kutlamak, belki birkaç söz söylemek ve hızla da izninizi istemek için katıldım. Başka bir angajmanım olduğu için. Biraz son anda haberim olduğu için kusura bakmayın. Evet. Yani böyle biz oldu bugün. Gerçekten son anda programı düzenleme. Çünkü hızlı ilerliyor zaman yetişemeyebilirdik. O nedenle bir an evvel bu programı yapalım. Sonuçta bu programa herkes katılmayabilir. Biz bunu YouTube kanalımıza da koyacağım için arkadaşlar oradan da ileriki günlerde izleyebilirler. Evet Rıza Beyciğim, söz sizde. Ya şimdi ben böyle hani damdan düşmüş şekilde birkaç izin verirseniz söz söyleyeyim. Tabii ki. Yani şimdi çok çok az bilgim olmakla beraber anladığımı önce söyleyeyim Serdar Hocam. Siz lütfen beni şey yapın, düzeltin. Siz böyle harika bir mentorluk projesi başlatmış durumdasınız. Yüze yakın, hatta yüzü aşkın mı bilemedim, eşleşmiş mentor ve mentilerimiz var. Vav, wow, bravo. Ve şu an bizle beraber burada hem mentor hem de mentilerimiz var. Öyle mi anlıyorum? Aynen. Harika. Programımızın amacı ne Serdar Hocam? Biz işte burada üniversite öğrencilerinin bu dönem staj yapamamasından ve pandemi dönemindeki okula veya da iş yerlerine gidememesinden kaynaklanan eksiği bir şekilde bu mentor projesiyle bu yaz birlikteyiz adı altında düzenledik ve öğrencilere faydalı olmaya çalışıyoruz mentorlarımızla. Bu fayda nasıl bir fayda olacak? Nasıl tasarladığınızı tanımlıyorsunuz? Bizim burada staj yapamadıklarını düşünürsek
staj yerine geçebilecek, işte sorabilecekleri ya da arzu ederlerse, müsaitse iş yerlerine gidip iş yerlerindeki iş akışlarının vesaire nasıl olabileceğini dahi görebilecekleri bir proje bu. Bu iş büyük ihtimalle birçok arkadaş dediğim gibi 48 üniversiteden olunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden varlar. Oradan kalkıp belki İzmir'deki herhangi bir fabrikaya gelemeyecek ama belki oranın tanıtıcı bilimleriyle vesairelerle mentorları vasıtasıyla iş hayatının temelinde neler yapıyor, nasıl başlaması gerekiyor, kısaca bunları öğrenmeye çalışacaklar. Harika. Şimdi anladığım kadarıyla staj yapılamayan bir ortamda staj yerine geçecek, stajdan daha değerli bir paylaşım, gelişim, ilerleme, dönüşüm sürecinde bir yoldaşlık, arkadaşlık, bununla beraber gelen birlikte bir öğrenme, gelişme süreci tasarlanmış. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç şey söyleyeyim. Benim kim olduğumla ilgili olarak LinkedIn profilime lütfen girip bakmanızı tavsiye edeceğim. LinkedIn'den ben staja hepinize... bahsettim sizden önce ama. Sağ olun, teşekkür ederim. LinkedIn'den hepinizle irtibatlı olmaktan büyük zevk duyacağım ve oradan sorularınız olursa tabii ki destek olmaya çalışacağım. Bazılarınız Instagram kullanıyor biliyorum. Benim Instagram hesabım kapalı bir hesap. Onun için ben Rıza Kadılar Akademi diye bir hesap daha açtım. Hani oradan da o şekilde irtibatlı olabiliriz. Kusura bakmayın, onu altını çizmem gerekiyor. Ben birkaç çok önemli konunun altını çizeyim izninizle. Rocket Science değil, herkesin bildiği bir şey, mentorluk. Ama bazı püf noktaları var. Birinci püf noktası, mentorlukta tavsiye vermek yok. Aşırılı söylüyorum şimdi, yumuşatayım. Şunu demek istiyorum. Mentorlukta mühim olan mentee'nin bu işten bir şeyler alarak ilerlemesi. Yani hayatta yaşanmışlıklardan faydalanıp belli refleksleri, belli öğrenimleri hayatına geçirmesi. Yani kritik olan, mentordan biz ne bekliyoruz? Yaşanmışlıkları var, belli bir durumsal bilgeliği var. Bu konuda mentee'ye ilham vermesini, fikir vermesini, ne bileyim network'ünü kullandırmasını, bilgi dağarcığını açmasını falan bekliyoruz. Ama esas biraz önce duyduğum gibi oldu. Burada hani o dümende olan kişi mentee. Mentee'nin gelişimi, mentee'nin bu işlerden bir şeylerle çıkması amaçlıyoruz. Eğer ki mentor tavsiye verirse ne olur? Diyelim ki tavsiyesi çok iyi, başarılı oldu mentee. Ne diyecek? Mentorum dedi, yaptım. Başarı mentora gitti. Diyelim ki tavsiye fiyasko, sonuç çok kötü. Ne diyecek? İşte mentorum yanlış tavsiye verdi, beceremedi diyecek. Yani mentee hiçbir şekilde bir sorumluluk alıp bu işten öğrenerek, büyüyerek çıkmayacak. Onun için ne diyoruz? Ne olursunuz tavsiye vermeyin. Ha tavsiye vermek zorundaysanız, yani gerçekten bir konu var ki A, B, C yani diyeceksiniz, olacak. Bu kadar basit. Onda ne olur tavsiyenizi sahiplenmeden verin. Çok basit bir formül sizinle paylaşacağım. Çok az zamanınız olduğu için. Söyleyeceğinizi söyleyin. Sonra bir virgül koyayım ve deyin ki desem ne dersin? Yani sen beyaz giyme. Desem ne dersin? Sen bence o okulu bırak desem ne dersin? Sen işte ne bileyim şunu şunu şöyle yap desem ne dersin? Bu desem ne dersin çok güzel bir formül. Öyle olunca mentee sorumluluğu üzerine alıyor. Mentorda kalmıyor sorumluluk. Böyle bir püf noktası size vereyim. İkincisi arkadaşlar biraz önce onu da duydum. 48 üniversite Türkiye'nin her yeri işverenler, iş alanlar, işte stajyerler, değişik yaş, sosyal eşitliğince. Yani asla belki de bir araya gelmeyecek sizleri bir araya getiren bir proje. Bu beraberinde bir toplumsal diyalog. Ne gerekiyor ama bunun için? Yargılamadan birbirimize bu diyaloğa oturmak gerekiyor. İç sesiniz bazen diyecek ki bu çocuk, bu kız saçmalıyor. Veya bu mentor var ya beni hiç anlamıyor falan. Bu yargılarınızı ne olur durdurmaya çalışın. Durdurmanın da en güzel yolu dile getirin, paylaşın, izin isteyin. Ve birbirinizi yargılamadan bu sosyal eşitleyici diyalogdan faydalanın. Başka hiçbir yerde bir araya gelemeyeceğiniz bir ortam. Ne mutlu böyle bir proje yapılmış, sizler bir araya gelmişsiniz. Üçüncüsü de bir yapmak var, bir olmak var hayatta. Biz maalesef bazen böyle hani hızlı mı koşmak istiyoruz bilmiyorum, yapma tarafına çok ağırlık veriyoruz. Oysa ki olmak çok önemli. Ne demek istiyorum? Diyelim ki mentorunuz ne bileyim, sizin olmak istediğiniz yerde. Ama oraya gelmek için yaptıkları var. Bir de onu oraya getiren değer yargıları var. Aynı şekilde mentiğiniz, tanımak istiyorsunuz.
onların istedikleri, yaptıkları falan var. Bir de onun değer yargıları var. Şimdi burada bir diyagram gibi düşünün. İkisi arasında bir denge var mentorlukta. Yani birbirinizi tanırken ne olur öyle CV üzerinden falan geçmeyin. Şimdi biraz önce uyarcayan kendinizi tanıtın diye. Ben bankacıyım. 26 yıllık bankacıyım. Uluslararası 4 büyük şehirde dünyanın her yerinde çalıştım ettim falan. 20 yıla yaklaşıyor. Aynı zamanda 17 yıldır işte koçluk, mentorluk vesaire yapıyorum. Üniversitede hocalığım, eğitimciliğim falan var. Bir sürü şeyler var. LinkedIn'de göreceksiniz. Onların dışında ben bir babayım. Bir kız çocuk babasıyım. Bir eşim. Benim hayata bakış açılarım var. Belli inançlarım var. Belli düşünce yapılarım var. Şimdi tüm bunlarla beraber ben Rıza'yı. Aynı şekilde mentorunuzu tanımak da sadece yaptıkları CV'de olan konumları değil. Veya sadece hani duygusal boyutu da değil. Ama ikisinin bir yani ne de tavsiye ediyorum. İlk görüşmelerinizde ne olur CV üzerinden sadece geçmeyin. Aynı zamanda en son okuduğunuz güzel kitabı, en sevdiğiniz tatili, sizi mutlu eden şeyleri falan da konuşun ki birbirinizi daha iyi tanıyın. Son nokta. Ondan sonra izninizi isteyip birkaç soru varsa belki cevap vereceğim ama birkaç iki dakika falan kaldım. Gizlilik. Şimdi bir çerçeve belirleyeceksiniz. Bir mentorluk münasebeti, mentorluk ilişkisi tasarlıyorsunuz kendi aranızda. Programın belli kuralları var. Şu kadar buluşun, şöyle yapın. Serdar Hocam biraz önce güzel anlattı. Daha detayları vardır mutlaka. Bunun dışında iki insan bir araya geldiğinde arada her şey olabilir. Mesela bir programımızda bir mentor mentiden borç almıştı, geri ödemedi. Hani hiç aklımıza gelmemişti. Onun için o çerçeveyi bir belirleyin. Siz burada mentorluk yapmak için berabersiniz. Mentorlukta da şöyle güzel bir şey var. Yaşanmışlığınız varsa, durumsal bilgeliğiniz varsa onu yapabilirsiniz. Bana ne bileyim, doğum üzerine bir şey sorarsanız, ben yaşamadım, doğurmadım. Hani bilmiyorum, mentorluk yapamam size o konuda. Hep örnek veririm. Bahçıvanıma ben koçluk yapabilirim ama mentorluk yapamam. Niye? Çünkü bizim evde çiçek yetişmiyor, anlamıyorum, bilmiyorum. Durumsal bilgelik. Olduğunuz yerde, kendinizi iyi hissettiğiniz yerde mentorluğu yapın. Cem Yılmaz'ın dediği gibi, sen onu bilemem, bunu bilemem diyemeyiz. Her şeyi bilirim tipi bir toplumuz ya. O tuzağa düşmeyin ne olur. Siz faydalı olacağınız yerde kalın. Bunun olması için de gizlilik çok önemli. Gizlilik, hani Las Vegas kuralı işlemiyor. Yani orada denen orada kalsın. Ne mutlu, orada kalabiliyorsa kalsın. Ama kalamayabilir. Ben size çok kısadan tavsiyemi söyleyeyim. Birbirinize zarar vermeme prensibini ne olur şey yapın. Konuştuklarınız kendi aranızda olan bir şey. Hem mentor hem mentee için. Ama herhangi bir yerde paylaşılmak zorunda kalınacaksa önce birbirinize mutlaka haber verin paylaşmadan. Ve ne olursa olsun acaba bu paylaşım benim mentoruma, mentee'ime zarar verir mi diye ne olur pusulanızı oraya koyun. Çünkü bir şeyi başka bir yerden duyarsanız düşünebiliyor musunuz? Hayat boyu devam edecek muhteşem bir birlikteliği rezil etmiş olacaksınız. Ziyan olacak. Onun için ne olur çerçeveyi, biz buna kontrat diyoruz ama işte çerçeveyi, münasebetin boyutlarını ve bu gizliliği birbirinizle tekrar tekrar konuşun. Baktığınız taşıyamayacağınız bir şeyler çıkıyor. Bak ben bunları taşıyamam, paylaşırım diye uyarın. Yeniden tasarlayın o şey gizlilik tanımını. Ama ne olur tanımladığınız şeyde riayet edin. Serdar Hocam, kusura bakmayın böyle çok kısa oldu ama yani çok bu yalnızsız diyalog, tavsiye vermemek, onun yerine paylaşmak, işte bu gizlilik esası ve esas o dümende mentinin olması en temel prensipler. Evet. Bunlar oldu mu zarar vermeyiz birbirimize. Kötü bir şey gelmez. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlı geldim, çok hızlı gidiyorum. Bu güzel tatilinizde bize 5 dakika ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Size hayırlı tatiller diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum ve herkese de açık teklif. LinkedIn'den bekliyorum sorular, yorumlar, kontak, link vesaire varsa. Hoşçakalınız, ben ayrılıyorum. Teşekkür ederim. Tamamdır hocam, çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Evet, ben hemen Rıza Hoca'nın arkasından fazla da söz söylenecek gibi değil ama çok net takım şeyleri anlattı. 4 tane madde. Gizlilik ve zaten en önemli şeylerden bu paylaşım ve burada her mentor ve mentöre iki tane ayrı form düzenlememizin nedenlerinden bir tanesi de o. Mentor de olumsuzlukları varsa, mentor da olumsuzlukları varsa bize iletsinler diye. Oldukça kötü bir olumsuzluk söz konusu olur ise hiç
böyle ay sonunu beklemen hemen demek oluyorlar. Çünkü bunlar bizim başımıza daha önce bir kere geldi. Bu arada Rıza Hocam açık teklif de verdi. LinkedIn'den ekstra sorularınız varsa bekliyor. Bu, ben de şimdi şey açık, chat kısmı açık. Sorular varsa almak istiyorum. Şu an yaklaşık 50 kişiyiz. Herkes bir soru sorsa bayağı vaktini alır diye düşünüyorum. Ya da soru sormak isteyen sesli de sorabilir. Kafasına takıldığı bir şey varsa, soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sesli de soru sorabilirsiniz. Merhaba Can Sezen. Bir sorum var. Tabii. Öncelikle elinize sağlık. Teşekkürler. Bu sürecin başarı parametresi nedir? Yani 3 ay boyunca 6 tane görüşmeden sonra başarılı olduk veya olmadık diyebilmek için kriterimiz ne? Başarılı. Yani ne kadar başarılı zaten bu kadar kişiyi bir araya getirdik. Bunların sağ salim 3 ay sonunda bizim belirlemiş olduğunuz, sizlerin de kabul etmiş olduğunuz bir aylık uçak görüşmeyi yapıp evet ben buralardan faydalandım diyebilmek bu görüşmelerden. Ha, bunun üçü biz söylüyoruz. Siz isterseniz 5 yapın, isterseniz 10 görüşme yapın. Ona karışmıyoruz. Ama 3 tane seni biz istiyoruz. Başarı kriterlerinin en büyük tarafından bir tanesi de en sonunda mentilerle yapacağımız çalışmadan mentörlerden ne aldığını ve ne şekilde faydalandığını, ne kadar başarılı olduğunu, yani kendisi adına ne kazandığını onlardan öğrendiğimizde onların bize verdiği geri bildirim bizim başarımızı gösterir. Ya da doğal olarak hepimizin başarısını gösterir. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Zuhal Tanrıverdi. Ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi biz formu doldururken mentor olarak örneğin ben demiştim ki 2 öğrenci ya da 3 öğrenci alabilirim. Bunu şuna dayanarak soruyorum. 45 tane öğrenci arkadaşımız dışarıda kaldığı için aslında hepimize birer tane atandı menti. Yok değil. Birer tane değil. Şöyle ki ben hemen orada siz mi sormuştunuz? Bir arkadaş sormuştu. Cevap verdim ama şöyle ki mühendislik alanlarında teknik mentorluk istedikleri için teknik mentorumuz olmadığından onları eşleyemiyoruz. Yoksa diğer arkadaşlara genel mentorluk açısından eşleyebiliriz. Onları istiyoruz ama çok spesifik bir takım bilgiler vermişler. O bilgilerden dolayı yani istekler vermişler. Ondan dolayı eşleyemiyoruz. Okey, teşekkürler. Yani mesela çok basittir. Hemen bir tane okuyayım size. Eşleyemediklerimizden bir tanesi. Otomotiv mühendisliğinde virtual destination öğrenmek istiyor. Mesela. Yani bunu böyle bir mentor gelmedi bize. Yoksa derse ki arkadaşım biz onlara tekrar geri döneceğiz. Eğer genel kültür ya da genel gelişim anlamında mentorluk istiyorsanız size eşleştiririz diyeceğiz. Çok teknik istedikleri için eşleştiremez. Okey Serdar Bey. Teşekkürler. Evet, var mı başka soru alalım? Bir tane daha chat kısmında bir soru var Serdar Bey. Şimdi şöyle, İttin Hanım yazdı. Eğer ki taraflardan biri hiç katılmıyor. Evet, hemen orada bize yani bir hafta olma içerisinde sizin aramanız, mail attığınız vesairenin sonrasında vatandaş katılmadıysa bize lütfen tekrar bir menti ya da mentor istiyorum diye şey yapabilirsiniz. Ben birazdan buraya bizim dernek telefon numaramızı da yazacağım. Cep telefon numarasını da yazacağım. O cep telefonu üzerinden de gerekirse arayıp bu durumunuzu iletebilirsiniz. Evet, ben şu an cep telefonu yazmak için meşgulüm. Soru varsa alayım.
Başvuru kapalı, eşleşmeler kapalı değil. Başvuru kapalı, eşleşmeler kapalı değil. Yani 40 tane daha eşleşme yapabiliriz, onda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi eğer bu teknik olan, teknik istekleri olan arkadaşlar kişisel gelişim isteklerine dönerlerse onları eşleyebiliriz. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz, evet. Yurt dışından yazıyormuş da. Tabii WhatsApp'tan da yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Yayının kaydını size iletmek değil, biz zaten Peryonege YouTube kanalında bütün yayınlarımızı yayınlıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar bu pandemi döneminde veya diğer dönemlerde yaptığımız sohbetleri vesaireleri YouTube kanalımızda yayınlıyorsunuz. Bunu da yarın en geç yayınlamış olduk sabah. Evet, Instagram sayfamızdan falan da takip edilirse eğer orada da gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Yani YouTube'a yüklendi, işte açıkta kalan eşleşmelerle ilgili bir şey olursa oralardan da ulaşabilirsiniz. O kanalları da kullanıyoruz. Zaten yarın sabah sosyal medyada bu webinarın duyurusu yapılacak, yapıldığıyla ilgili duyuru yapılacak ve orada da izleyemeyenler için kaydın YouTube kanalında olduğu yazacak. Varsa başka soru alabiliriz. Ben bir şey iletmek istiyorum. Herkese merhabalar tekrar. Ve herkese teşekkür ediyorum. Hem organizasyon için sizlere Serdar Bey, siz de ekipte yer alan arkadaşlarımıza, hem menti ve mentorluk için gönüllü olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Burada biraz önce Rıza Bey'in de söylediği gibi bir hem gönüllülük esasıyla hem de mentinin aslında sürükleyici olacağı bir program üzerinde ilerliyor olacağız. Ben de seve seve mentilerimi, tabii mentimi arıyor olabilirim. Ama onlardan da haber beklediğimizi ben söylemek istiyorum. En kısa zamanda bence bizlere ulaşsınlar. Aksi takdirde biz onlara ulaşırız herhalde diye düşünüyorum. Yani bu işin aslında... O yüzden onlardan haber bekliyoruz. En geç salı gününe kadar bir merhaba görüşmesini yapmanız lazım diye düşünüyorum. Evet, ben de aynısını düşünüyorum. Herkese iyi görüşmeler, iyi bir süreç olsun inşallah. Mentilerimize maksimum faydayı sağlamak istiyoruz. Bu arada benim bu webinar esnasında aklıma gelen ve hemen Pelin'le danışıp da şey yaptığım bir konu var. Aslında belki ayda bir kere bu webinarı hep beraber yapabiliriz. Amacı da yaşananları, özellikle mentilerden nasıl geri bildirimleri aldığımızı bu webinarlarda dinleyebiliriz. Neler yaşadıklarını, nasıl memnun olup olmadıklarını dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Eğer kabul ederseniz biz bunu katılmak mecburiyetimizde değilsiniz. Ay sonunda böyle tahmin ediyorum Temmuz bittiğinde Temmuz webinarını Ağustos'un 5'ine kadar yaparız diye düşünüyorum. Onun da detayları hazırlandığı sizlere iletiriz. Canlı mentilerden ya da mentorlardan deneyimleri de bu süreçte dinlemek çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Oraya iki satır yazı yazacaksınız sonuçta. Bunu burada hep beraber dinlemek, sonuçta o yazılanları biz okuyacağız. Ama sizler de buralarda şey yapabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Herkes faydalanır diye düşünüyoruz. Ben yine küçük bir şey söylemek istiyorum bu konuda Serdar Bey. Çok güzel bir konu oldu bence bu bahsettiğiniz konu. Mentilerin ve mentorların paylaştıklarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmak, hep bir arada olmak. Mentilerle yaptığımız paylaşımlar sonucunda arkadaşlarımızın hayatlarında bir değişim, bir dönüşüm oluştuysa, yani orada bahsedilenlerden, oradan aldıklarını hayatlarına geçirdilerse, bir sonuç elde ettilerse bizlerle paylaşmanız çok keyifli olacaktır. Hatta belki de biz tersine mentorluk alacağız kendilerinden bazı olabilir. Noktalarda. Farkında olarak ya da olmayarak. Bizde de dönüşümler olabilir. Bunları da paylaşıyor olabiliriz. Bizde nasıl beslendiğimizi anlatmak güzel olur diye düşünüyorum. Bence güzel. Ya da değişik formüller de çıkabilir. Evet, evet, haklısınız. Deneyimler evet. Üzerinden gidebiliriz yani. Burada ne deneyimledi, hayatında neyi geçirdi, onun üzerinden gidebiliriz. Güzel olur. Evet, evet. Teşekkürler bu fikir içinde.
sorulara bakıyorum. Ya da eğer canlı sormak isteyen varsa canlı da sorabilir. Yazmak isteyen varsa yazabilir. Bu çok da fazla vaktinizi de almak istemiyoruz burada. Serdar Bey, formların açılması ile ilgili bir sıkıntı var sanırım. Mail üzerinde formlar açılmıyormuş. Onu belki siteye tekrar bir güncelleyip bakmakta fayda var. Yarın tekrar kontrol ederiz biz onu ama yani sonuç itibariyle hemen yarın dolduracağımız bir form da olmadığı için biz de onun bir iki gün içerisinde siteye de gömeriz o formları. Oradan da alabilirsin. O zaman teşekkür edelim mi herkese katılımı için? Siz kıssana sesini biraz. Pardon. Konuşmak isteyen mi var? Kızım gidiyor mu anne? Konuşmak isteyen var mı? Yeni katılanlar var. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Mail adresi yazmış. Şahsi mi? Berhan Buruldağ. Şahsi ulaşmak için mi yoksa dernek için mi konuşuyoruz? Sonuç itibariyle size gelen mailleri bize aynı adrese geri gönderirseniz, oradan yazmaya çalışırsanız bize ulaşmış olursunuz. İyi akşamlar. Ben bir soru sormak istiyorum. Çok ucundan yakaladım arkadaşımdan gelen bir bildirimle. Evet, spama düşmüş sizden gelen mail. Ben şu an baktım, gördüm. Uyarısını dikkate aldım. Tabii ki başını kaçırdık. Sanırım eşleşmemiz de gerçekleşmiş. Evet. Başını kaçırdınız ama biz bunu YouTube kanalına yükleyeceğiz. Oradan yarın izleyebiliriz. Tamam. Çok çok güzel. Mutlu oldum. Teşekkürler. Umarım güzel bir şekilde yürüteceğiz projeyi. Evet, inşallah. Yarın o bilgilendirmeyi o zaman zamanınızı almayalım. Gerekli bilgileri oradan alırız. Yani siz biliyorsunuz. Ben buradan mail, şahsi mail adresimi de paylaştım sizlerle. Şahsi de yazmak isteyen arkadaşlar olursa seve seve cevaplarız. Serdar Bey, sizin yazdıklarınız görünmüyor sanırım chat kısmında. İsterseniz bir de sözlü olarak söylerseniz. Benim yazdıklarım gözükmüyor mu hakikaten? Evet, görünmüyor. O kadar şey yazıyorum. Boşa yazmıyorum. Benim mail adresim kalaycioglisarda@gmail.com. kalaycioglisarda@gmail.com. O zaman Temmuz değerlendirmesini yapmak üzere, Ağustos'ta buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı olsun. İnşallah menti ve mentorlara başarılı bir şekilde ulaşmış oluruz. Birazcık birbirimize elimiz değerse bu sıkıntılı günlerden ne mutlu bize. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler şimdiden. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Keyifli görüşmeler. Çok teşekkürler her şey için.